Meltem Hastanesi sunar. Bugünkü konuğumuz kalp temel cerrahisi uzmanı, operatör doktor Sinem Yiğit. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Bugünkü konumuzda e, Sinem hocamız bize sikloterapi varis tedavilerindeki yöntemleri anlatacak. Evet, evet. En çok e, bize şu anda mevsimsel itibariyle de yaz ayları yaklaştı artık. E, yaz mevsimine geldik. Ee, ...hem bacaktaki varisleri olan hastalarımız çok şikayetçiler... ...ağrılar, kramplar arttı sıcakların gelmesiyle... ...hem de estetik olarak hastalarımızı varis çok rahatsız etmeye başladı. Ee, variste şimdi özellikle konuşulan yöntemler ameliyatsız teknikler. Günümüzde en sık uyguladığımız tüm dünyada geçerliliği olan... ...bu ameliyatsız yöntemlerden biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Sikleroterapi bunlardan birisi. Sikleroterapi dediğimizde sklerozan madde enjeksiyonu. Yani varisti damarın içine damarı kimyasal olarak yakan bir maddeyi enjeksiyon yöntemiyle verme işlemi. Burada en önemli avantaj anestezi madde kullanmamamız. Hastayı herhangi bir şekilde genel anesteziyle uyutma ihtiyacı duymamamız. Hatta öğle arasında çok kısa tedavi olarak da hastalarımızı kabul ettiğimiz çok kısa sürede herhangi bir şekilde hastaya yatak istirahati önermeden günlük hayatına çok rahat devam edebildiği bir tedavi yöntemi. Peki bu işlemler sonrasındaki e, hastaların ne yapması gerekiyor? Siklerozan madde enjeksiyonu sonrasında hasta günlük hayatına gayet rahat devam edebilir. Biz zaten işlem sonrasında soğuk uygulama, herhangi bir şekilde bandaj vesaire bunları doktoru tarafından uygulanmış oluyor. Hasta spor yapabilir, yüzebilir, uçak yolculuğu yapabilir. Birkaç önemli detay genelde uygulamadan sonra veya uzun yolculuklarda zaten önerdiğimiz varis çorabı ve bandaj uygulamasını evet. yaşam tarzına göre önerilerimiz doğrultusunda yapması gerekiyor. Peki hocam şöyle başlasak, varis nedir diye size sorsam. Hı hı. Varis toplar damar genişlemesi, bacaklarımızda genel itibariyle yine karın içi toplar damarlarda da olabilir ama en sık şu anda karşılaştığımız bacaklardaki toplar damarların kapak yetmezliği olsun, damar duvarı bozukluğu olsun bir şekilde damar yapısının bozulması sonucu genişlemesi ve bize genişlemiş kalınlaşmış damar olarak yansıması durumu. Peki varisin evreleri nelerdir hocam? Şimdi varis dediğimizde tabii biz tıp dilinde kronik venöz yetmezlik olarak algılan adlandırıyoruz. Evet. Ve burada tüm dünyada kullanılan bir sınıflama var. SEAP sınıflaması dediğimiz C -E A ve P harflerinden oluşan. Evet. Burada en çok kullandığımız günlük pratiğimizde klinik evleneme yani C harfiyle temsil ettiğimiz. Sıfır hiç dışarıdan görmediğimiz varis. Yani dışarıdan baktığımızda hiçbir şey yok ama biz Doppler ultrasonla varis saptırıyoruz. C1 dediğimizde ince kılcal varisler. Kılcal küçük mavi yeşil renkte damarlanmalar. Evet. C2 dediğimizde daha orta kalınlıkta, biraz daha büyük parmak kalınlığında dediğimiz damarlar. Yine C3'te şişlik ve ödem eşlik ediyor. Bacak şişliği eşlik ediyor. C4'te kapanmış varis sülseri varis yarası varlığında C4 diyoruz. E, pardon evet. C5 diyoruz ve C6'da da açık varis ülseri eşlik ediyor. Yani bizim doktorların sınıflandırma şeklimiz bu. Hastalar bize tabii ki bacağımda kılcal varislerim var, bacağımda kalın varislerim var. işte damarım mı tıkandı ya da beni estetik olarak çok rahatsız ediyor. Açık yaram var şeklinde hasta zaten kendi rahatsızlığını ifade evet. ederek geliyor. Peki e, bu yeni yöntemlerde e, duyduğumuz kadarıyla diğer hocalarımızla yaptığımız sohbetlerde ameliyatsız bir çözüm varmış. Şimdi sikteroterapiden bahsetmiştik bunlardan evet. bir tanesi diye. Köpük sikloterapi de yine sikterozan maddenin çok sık sorulduğu için köpüğü de arada evet. anlatmak istedim. Hava ile sikterozan maddenin tüm dünyada kullanılan sikterozan maddenin hava ile karıştırılması sonucu daha az madde kullanarak daha güçlü ilaç elde ediyoruz ve köpük dediğimiz olay. Daha güçlü ilacın köpüğe benzer formda, görüntüsü beyaz renk köpük şeklinde olduğu için yine aynı ilaç. Evet. Ama havayla karışıyor. Etkisi artıyor. Daha az ilaç kullanarak daha büyük çaplı damarlara etki etmiş oluyoruz. Yani bu bu tarz, da ameliyatsız. Yani bu tarz hastalarda o zaman tabii, e, anestezi kullanmıyorsunuz. Tabii ki. Bu da ameliyatsız bir yöntem. Diğer ameliyatsız yöntemlerimiz kateter bazlı yöntemler. Yani damarın içine bir kateter sokuyoruz. Evet. Bunu yine anestezi kullanmadan yapıyoruz. Lokal. Lokal. Evet. Şöyle bölgeyi uyuşturabiliriz. Evet damarla cilt arasını uyuşturarak ve biraz birbirinden ayırarak cildin zarar görmesini engelleyecek şekilde damarın içine kateteri yerleştirip lazer olabilir, radyo frekans olabilir evet. ya da yapıştırıcı dediğimiz bu tekniklerle damarı yok etme yöntemi. Yani damarı eski sistemdeki gibi kesip biçerek çekip çıkarma yöntemi değil. İçine kateter sokuyoruz ya ısı enerjisiyle ya ışık enerjisiyle ya da yapıştırarak damarı bir şekilde Devre dışı bırakıyoruz. Yani, Bu damar tabii ki istenmeyen damar. Tabii yani, damar. E, benim algıladığıma göre damarı orada yapıştırıyorsunuz. Hmm. Bacağın içinde kalıyor. Evet. Önceki ve vücut onu atıyor. Evet. Emerek. Önceki sistemde normal bir şekilde alınıyordu. Tabii kasıktan kesiyorduk, bilekten kesiyoruz. E, her bir pakenin her bir genişlemiş damarın üstünden küçük küçük kesiler yaparak çıkarıyorduk. Hem kasık bölgesindeki kesi nedeniyle kişi istirahat etmek zorunda kalıyordu. Bir gece olsun hastanede yatırıyorduk. Bir hafta iki hafta belki işine gidemediği bir durum söz konusu. Suyu eski sistemde. Şu anki sistemlerde kişi aynı gün içinde taburcu oluyor. O çok güzel. En fazla kendi isteğiyle ertesi gün günlük hayatına devam ediyor oluyor. O zaman iş yani kaybına da, tabii ki iş gücü oluyor. kaybı da yok. Kişinin günlük aktivitelerinde de kısıtlama yok. En önemlisi herhangi bir anestezi riski yok. Ya şöyle, çok şöyle e, büyük mi? bir gelişme bu. Evet. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Hasta yürüyerek geliyor. Yürüyerek, yürüyerek çıkıyor. çıkıyor. Hem de yürümesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Hiç yatman, güzel. yatak istirahati vesaire yok. Bol bol hareket. Bol bol hareket etmesinler. Tabii dolaşım lazım. sağlansın. Peki tekrar size şöyle bir soru sorayım hocam. Varis tedavisindeki ameliyat veya sizin uyguladığınız yöntemler yazın sıcaklardaki yapılır mı yapılmaz mı sık sık bu tarz sorular geliyor. Evet evet şu anda en sık aldığımız sorulardan biri. Hepsini uyguluyoruz. Şu anda yurt dışından gelen hastalarımız da var. Sadece yaz tatili için Türkiye'ye gelen sırf bu tak, bir takım sağlık problemleri evet. bu tarz sağlık problemlerini bir arada halledip gitmek isteyen bir gruba da şu anda e, yoğun bir şekilde hizmet veriyoruz. E, güneşle ilgili yani sikleroterapi sonrası birkaç gün güneşe çıkmaması biraz daha lekesiz, daha iyi iyileşmesini sağlar. Bu kadar. Yani yazın sikleroterapi yapılmaz ya da yazın endovenöz lazer dediğimiz kateterli yöntemler zaten hiçbir şekilde sınırı yok. Yaz, kış her zaman yapılabiliyor. Burada sikterozan madde enjeksiyonu sonrası özellikle soruluyor bu soru. Onda da zaten çeşitli kremler olsun, uygulamalar olsun yani en fazla bir hafta. Bunlar bakın okyanus kenarındaki ülkelerde de yapılıyor. O insanlar aynı gün denize giriyorlar. Yani bu lekelenme durumu tamamen güneşle ilgili bir şey değil. O yüzden hani yazın kesinlikle yapılmaz. Yazın yaptırmayın gibi bir şey. Daha çok bacaklarda, damarlarda genişleme olduğu için ağrılar, sızılar, kramplar artıyor. Kişi sırf yaz mevsimini hem daha çok ağrı ile geçiriyor, bunları ertelediği zaman hem de daha ileri evre varisi olarak bize geliyor. Hem kendisi kaybediyor hem de tedavisi zorlaşıyor. Peki varis ameliyatından sonra veya lokal yaptığımız kateterle dediğiniz sistemi yaptıktan sonra hastalar varis çorabı kullanıyorlar mı kullanmaya devam ediyorlar? Belli mı bir süre istiyoruz, belli bir basıncı sağlamak adına istiyoruz. Ömür ömür boyu varis çorabı giymesini istemiyoruz. Bu bir hafta olabilir, iki hafta olabilir. Uygulanan yöntemle ilgili, kişinin sahip olduğu hastalığın devri, evresi ilerimi değil mi? Onunla ilgili rutin böyle aylarca varis çorabı giyme durumu yok. Bir iki haftalık bir olay bu. Ee, Varis hastalarının ilerlemiş evrelerini gördük hocam biz. Hı hı. İlerleyen evrelerde venöz varis ünseri dediğimiz. Evet, evet. Bu bir. C5 ve C6 evet. dediğimiz açık ve kapalı ülserler. Ee, hem ileri evre varisin getirisi, hem de yara tedavisi olarak da çok çok zor iyileşen bir yara grubu venöz evet. ülserler. Burada kombine gitmekte fayda var. Hem neden olan varis'i çözmek gerekiyor. Evet. İzole sadece bir yara bakım ekibi. Üzerinde çalışarak o yarayı bize gelen hastalar çünkü tersten de gelebiliyor. hocam yara için gittim doktor doktor dolaştım ya da işte evet. çeşitli kişilerle görüştüm en son size geldim şeklinde ee, halbuki ilk gelmesi gereken biziz bu şekilde gelen hastalarımız da var bilinçlenme açısından burada önemli olan içerideki varisin derecesi doktor ultrasonla ve klinik yansımasıyla bu derecenin belirlenip o varisin yok edilmesi gerekiyor paralel olarak da yara bakımı cilt iyileşmesi burada kök hücre bize çok yardımcı oluyor. Kök İkisini paralel götürüyoruz. Evet kullanıyoruz. Kök hücre bildiğiniz gibi bizim vücudumuzun kendini yenileyebilen en değerli hücresi. Hem kendi benzerini oluşturabiliyor hem de çeşitli uyarılarla farklı dokuları oluşturabiliyor. Kök hücre bizim geleceğimiz. Her konuda kanser olsun, kalp yetmezliği, yapay damar, kıkırdak dokusu beyin hücrelerinin, sinir hücrelerinin yenilenmesinde kök hücre e, çok ciddi çalışmalarımızın devam ettiği bir konu. Ve biz venöz ülser tedavisinde de yine oradaki yeni dokuyu oluşturmak adına kişinin kök hücrelerini kullanarak oralı o bölgeye enşekte ederek onları o bölgede bölgesel olarak kullanarak varis tedavisinde paralel çok kısa bir sürede santim olarak objektif olarak öncesi sonrası olarak bariz bize görüntülendiği şekilde çok kısa sürede kapanmaları elde ediyoruz. Çok güzel çok güzel. Peki e... Bu kök uygulamaları o zaman burger hastalığına hastalığında da uygulanır. Tabii ki arteriyel hastalıklarda Diabetik da. Diyabetik ayakta da iyileşmeyen yaralarda. Evet, da. evet. Ortopedide yine kıkırdak spor travmalarında, yaralanmalarda, çeşitli trafik kazası sonucu, iş kazası sonucu bize gelen hastalarda. Şimdi biz multidisipliner çalışıyoruz. Tek kalp damar cerrahı ...yeri geliyor ortopedist arkadaşımız da devreye giriyor, evet. e, plastik cerrah arkadaşımız da devreye giriyor. Yani bir hasta üzerinde karar verirken e, birçok branş neler yapabiliriz? O dokuyu, o uzvu nasıl kurtarabiliriz? Yani eskiden işte kesilip kurtarılamayan uzuvlar şu anda hastaya geri kazandırma, bir parmak kesisinde parmak ucunun mikro cerrahi e, birleştirilmesi ve buna yine dediğim gibi kök hücrenin işte başka evet. şeylerin greftlemenin vesaire kombine tedavi her zaman hastaya daha fazla fayda sağlıyor. O yüzden kombine bir şekilde hemfikiriz bu konuda. Özellikle de kök hücre evet. konusunda. O zaman e, hasta tersten de gelse sizin tabirinizle ayağımda yara var, e, Venezuela'nın veya diyabetik ayağım var dediğin tedavi yöntemi de e, sondan... Sondan başa ya da baştan sona fark etmiyor da aklına gelmesi çok önemli. Bir pratisyen hekime de gelebilir, bir nörolog arkadaşımıza da gelebilir, ortopediste de gelebilir. Aynı şekilde ortopedik bir diz ağrısı bana varisim var diye de gelebilir. Onun çevresinde bir iki varisi vardır. Yani bunu ayırt etmek, ilgili branşa yönlendirmek, yani aklımıza gelmeli ki tedavi yolunda, çözüm yolunda ilerleyelim. Peki her varis hastasına da bu uygulamayı yapıyor musunuz hocam? Yok, her varis hastasına yapmıyoruz. Varisi öncelikle evreliyoruz. Doppler ultrason dediğimiz bizim için kalp damar evet. cerrahlarının vazgeçilmesi. Doppler ultrasonla haritalama yapıyoruz. Damar haritalaması. Hangi evrede, hangi bölgede damar dediğimiz yapı birbiriyle bağlantılı yapılar. O yüzden bu bağlantıları, geçişleri noktasal olarak haritalama yaparak problem olan bölgeleri belirleyip mümkünse şu anda yaptığımız şey sadece problem olan bölgeyi yok etmek. Onun yine ana besleyen damarını kaynağını bulup onu yok etmek ve geri kalan sağlam damarı çalışır şekilde bırakmak hedefimiz. En çok sorulan sorulardan biri yine işte varis kalbi etkiler mi? Evet. Varis kalp hastalığına neden olur mu? Varis hastalığı kalple veya kalp yetmezliği ile ilgili bir durum değildir. Toplar damar hastalığıdır. Hatta toplar damar duvarının hastalığıdır. Bu nedenle toplar damar koruyucu ilaçlar, varis çorabı, Kişiye fayda sağlar, konforunu arttırır. Bu da ayrı bir konu konuşmamız gereken konulardan evet. biri yine. Ama kalp yetmezliği veya koroner arter hastalığı dediğimiz kalp krizine neden olan kalbi besleyen küçük damarlarla herhangi bir ilişkisi yoktur. Biz kalp ameliyatlarında bacağımızın diz altı ve düz üstü de bazen olmak üzere kısmındaki toplar damarı kullandığımız için greft olarak yani yedek damar olarak hastalar çekince gösteriyor. Acaba ileride benim kalp ameliyatımda kullanılır? şu anda varis tedavisinde çekip çıkarılmasa mı gibi. İşte buna karar verecek yine biz kalp damar cerrahlarıyız. Doktor ultrasonla o damarın kalitesini, çapını, ileride bir kalp ameliyatında kalpteki damarla anastomoz yani ucuca dikilecek şekilde uygun bir damar mı, değil mi, sağlıklı mı buna karar verip tedavi yapıyoruz. Sadece diz üstü kısmını yok edip diz altı kısmını bıraktığımız birçok damar var. Ama eski sistemde bütün damarı çekip çıkarıyorduk evet. ve hastanın o ameliyatta kalp ameliyatındaki bir greftini yok etmiş oluyorduk. O zaman gerçekten hasta için sıkıntılı bir durumdu. Ama şu anda bu kalsı bu sağlıklı bu hasta bunu yok edelim şeklinde ayırt ederek bölgesel çözümlerde üretiyoruz. Peki şimdi diz üstündeki damarı kapattık. Hı hı. Diz, diz üstündeki damarı kapattıktan sonraki diz altında da pakeler oluyor hocam. Hı hı. Onlara hı hı. nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? O kadar yine çok değişik yöntemler çıktı ki çok küçük kesilerle alabiliriz. Zaten Üstteki damarı biraz kapattıktan bir müddet sonra onlar da gerileme oluyor. Kendiliğinden küçülmesi de beklenir. Kendiliğinden küçülüyor. Ama tabii ki benim dediğim gibi yurt dışı hastalarımız var. Sadece bu tedavi için gelip süresi kısıtlı hastalarımız var. Her zaman böyle geniş geniş takibe çağıramayacağımız hasta gruplarında aynı seansta o damarlara da yine yapıştırıcı olabilir. siklerozan madde enjeksiyonu, köpük stikleroterapi olabilir. Çok küçük. Çok çok estetik insizyonlarla çekip çıkarma şeklinde yine hastaya estetik olarak e, rahat bir çözüm sağlayabiliriz. Yani e, ana damarı neden olan ana damarı yok ettikten sonra o küçüklerle uğraşmak inanın daha kolay oluyor. Ama yine tersten geldiğinde hasta nereye gideceğini bilmeyip e, farklı yerlerde yüzeysel çözümlerle ve o çözümlerin evet. yetersiz olduğu kanaatine varıp bize geldiğinde bazı şeyleri geri döndürmemiz zor oluyor. Bunlar dediğim gibi işin uzmanı olmayan hani. Ee, nerede ne yaptığı belli olmayan herhangi bir sertifikası veya bu işin uzmanlığı işte doktorası vesairesi olmayan kişiler tarafından güvensiz yerlerde uygulandığında hem hastanın cildinde hem damarında hem de bizim müdahale edeceğimiz diğer bölgelerinde hasarlanmalar olabiliyor. O zaman işimiz daha zor oluyor. Bir de varis hastalarının derin ventrombozu dediğimiz Hı. damar tıkanıklığı var hocam. Bu. Evet bu bizim yol ciddi acillerimizden kalp damar cerrahisinin damar cerrahisinde toplar damar grubunda e, şu anda e, akut derin ven trombozu dediğimiz evet. geliştiği anda müdahale edilmesi çok önemli bir hastalık bu. Damar içinde pıhtı oluşması. Valisi olan hastalarda yüzeyel damarlarda da oluşabiliyor. Devir daim dolaşım peki, sağlanamadığı peki hocam, için. Bunu, bir de derin damarlar daha da riskli. Peki tabii. nasıl anlayacak insanlar bunu? Genelde tek tarafta oluyor. Olduğunu, evet. Anında müdahaleden bahsediyorsunuz evet. ama. Tek tarafta bacakta ani başlayan şişme. Ciddi ağrı zaten duramıyor bu hasta grubu. Çok da evde duramıyorlar da yine yanlış yerlerde dolaştıkları ya da kendilerince ertelemeye çalıştıkları için tek taraflı bacakta ağrı, yeni başlayan şişlik, kızarıklık, ısı artışı. Bunlar özellikle şiddetli ağrı ve şişlik hastayı bize getiriyor. Geldiği zamanda eskiden daha çok kan sulandırıcı ağırlıkta tedaviyle evet. başlarken şu anda elimizde çok daha fazla seçenek var. Hemen hastayı kateter salonumuza ameliyathane koşullarına alıp böyle kesip içerek ameliyat değil yine kateter bazlı yöntemlerle içerideki pıhtıyı hem çekip çıkarabiliyoruz hem de kan sunandırıcıyla damarı yıkayabiliyoruz. Bu hastayı anında rahatlatan bir çözüm. Elimizde bununla ilgili yeni çalışmalar var. Şu anda çok değişik farklı yöntemler yine gündemde. Önemli ne olan bizim. hastanın acile gelmesi. Yani bunun bir acil müdahale Farkına edilmesi gereken sosyal. evet durum olması ve bunu bize bize geldiği zaman zaten doğru ellerde doğru çözümlere kavuşuyor. Peki ve hocam. yine kan sulandırıcı tedaviyle de devam ediyoruz. Hasta bunun eee derin ven olduğunu çözemedi. Hı hı. Belirli bir zaman geçti. Hı hı. Ondan sonra müracaat etti. O zaman yine Doppler ultrasonla detaylı bir şekilde hangi evrede kronik venöz trombüs dediğimiz formasyonda iki haftayı geçmiş, belki de aylarca geçme sonucunda artık o damarda Yine bizim kronik venöz yetmezlik yani varisin ama pıhtıya bağlı post trombotik sendrom diyoruz. Trombüs sonrası pıhtı sonrası damar duvarında bozulma oluyor. Yani orada o pıhtı yükü durdukça damarın normal yapısını bozuyor. Biz bir şekilde çok zor tabii ki kaldırmak o evrede ama bir şekilde yine de ameliyathane koşullarında yine girişimler uyguluyoruz. Yine şans veriyoruz. O pıhtıyı bir şekilde uzaklaştırarak ya da işte e, bir şekilde kansulandırıcılarla diyelim yine eritmeye çalışarak pıhtı yükünü yok etmek ve artı artık bozulmuş damar duvarını sağlamlaştırmak, kapak yapısını e, tekrar eski haline getirmek için bir takım e, ameliyatlar diyelim artık onarıcı bir takım tekniklerle bu hastalara çözüm bulmaya çalışıyoruz ki bu hastalar da şu anda geliyorlar bize. Çünkü eski hayatlarına göre çok daha konforlu bir hayata bir tık bile olsa onları yönlendirmiş oluyoruz. Eskisine göre kesinlikle daha iyi oluyorlar. Çok daha iyi. Yani yapılan yeni bir girişim diyelim. Hangi evredeyse o pıhtı artık taşlaşmış evet. durumda mı? İşte damar duvarı ne kadar zedelenmiş? Varis çorabı, basınçlı uygulamalar, pıhtıya yönelik uygulamalar. Artık elimizde dediğim gibi seçenekler çok. Hastalar eskiden bunu hani kabullenip kan sulandırıcılarını içen var, içmeyen var. O şekilde hayatlarına hmm. devam ederken bugün farklı seçenekler sunabilir haldeyiz. Yani ömrü billah kan sulandırıcı kullanan hastalarda evet. bile Evet, onlarda bile yük devam ettiği için pıhtıya evet. yönelik daha farklı şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü kan sulandırıcı her zaman pıhtıyı eritmiyor. Pıhtının yukarıya doğru ilerlemesini yavaşlatıyor. Farklı bir şeyler yapmak gerekiyor. Ekstra bir şeyler. Bugün yeni trend diyelim tüm dünyada. Ekstra o pıhtı yükünü oradan kaldırmak gerekiyor ki damar duvarına uzun vadede zarar vermesin. Verdiyse de damar duvarını ve kapak yapısını biz eski haline getirecek şekilde bir takım onarım işlemleri yapalım. Peki sık sorulardan bir tanesi bayanların sikloterapi estetik özellik mi gerçekten hı hı. hastalığı olan insanlardan mı ilgili? Estetik olarak da isteyen var mı hocam? Hı hı. Şimdi hastalar zaten estetik olarak geliyorlar açıkçası evet. ama biz doktor gözüyle baktığımızda zaten evreleme ve haritalama her hastaya yapıyoruz. Evet. Yani ince şur ben bacağımın nokta atışı şurasındaki kılcaldan rahatsızım bunu halledin ben gideyim şeklinde geliyor hasta. Biz oturuyoruz hastanın ölçüsünü alıyoruz dinliyoruz ailede genetik yatkınlığı var mı nasıl bir yaşam tarzı var ve ondan sonra ultrasonumuzu yapıp doppler ultrason sonucuna göre hangi damarda hangi bölgede yani o kılcalın daha derininde nerede problem var onu belirliyoruz. Hastamıza da bunu anlatıyoruz. Yani bu kılcal dışarıdan göründüğü gibi bir lazer atışı veya tek bir atışla, tek bir siktözan madde enjeksiyonuyla geçer mi, geçmez mi? Önce biz bir haritalamamızı yapalım. Onun dışında sizin görmediğiniz bölgelerde var mı? Damar yetmezliğiniz? Bunları tek tek anlatıyoruz ve şu bölgelere şu işlemleri yapabiliriz diyoruz. Eğer yoksa derindeki damarında bir şey. Sadece o bölgede okılcal varsa olabiliyor zaten. Siktözan madde enjeksiyonu uyguluyoruz ve o geçiyor. Anında yok oluyor zaten. Yani hani Damar orada büzüşüyor ve damar orada kimyasal hasarlanıyor zaten kişinin de hani istediği o ama derinde bir şey varsa biz önce derin önce büyük sonra evet. küçük biraz daha onu evrelere hani seanslara çağırıyoruz. Evet. Evet. Çünkü e, bunu sormamdaki ama, amaç e, herkes estetik tarza bu e, tedavileri Hı -hı. düşünürken ama gerçekten hasta olduklarının farkında değiller. Tabii, tabii ya da tam tersi ağrıyla geliyor. Görünürde hiçbir şey yok. Bacak ağrısıyla geliyor. Biz Doppler ultrason yapıyoruz. Varis kaynaklı mı? Damar kaynaklı mı? Ya da damarlarınızda bir şey yok. Bir ortopediste başvurun. Ya da işte sinirlerinizde işte diyabet nedeniyle, sinir hasarı nedeniyle. Yani ayırt edici tanıyı da yine bizde buluyor hasta. Doğru yere yönlendirmek de önemli. İzole bacak ağrısı. Belki varisten belki değil. Yani onları da ayırt ediyoruz. Gelen hastalar sadece estetik kaygıyla gelmiyor. Ama dünyada öyle kongreler düzenleniyor ki şu an <laughs> evet. estetik filobolojik girişimler diye kongreler var. Bu çok yeni. Yani bu varis tedavisinde filoboloji sonuçta toplar evet. damarlar. Varis tedavisinde estetik girişimlerin kongreleri yapılıyor. Çünkü o, beklenti çok, çok estetik yönde. Evet. Yani hiç kesilip biçilmeden, hiç ameliyathane vesaire anestezi olayına girmeden en rahat şekilde bunlardan nasıl kurtulurum? Hastanın da beklentisi bir yönde. Bizde işin sağlık tarafını, Tarafa, göz önünde bulundurarak da, hastaya evet. estetik kaygısını nasıl yok ederiz şeklinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Estetik için gelen hasta düzeltte çıkıyor yani. Tabii. Tabii yani biz artık o talebe de karşılık vermek durumunda hissediyoruz kendimiz. Her ikisini de yapalım. Hem <laughs> sağlık problemi hem estetik açıdan hastamızın yüzü. E bu sırada hastanın hikayesini de dinliyorsunuz hocam. Her, bütün tıp camiası da önce evet hikaye, fizik muayene, hikaye bunlar olmazsa olmazımız. Sonra yardımcı aletleri kullanarak görüntüleme ondan sonra tedavi. Bu ilk aşamalarda atlama ve eksiklikler olunca çözüm ve sonuca ulaşmakta karmaşıklaşıyor, zorlaşıyor ve hastalar çok o zaman doktor değiştiriyorlar. Şu en çok e, hastanın doktorları dolaşmasının nedeni o zaman bunlardan bir tanesi olacak. Tabii soracağım. tabii. Yani hani e, sonuçta aynı işi yapan birçok meslektaşım var. Hepimizin ortak görüşü bu. Yani iyi dinlemek lazım, iyi muayene etmek lazım. Doğru görüntüleme yöntemleriyle objektif olarak tanıyı koymak, kaynağına yönelik olayı belirlemek, ondan sonra tedavi yöntemine geçmek hem hasta açısından hem de doktor açısından çok önemli. Yani senin olayın damarla ilgili değil, benimle ilgili değil. Bir ortopediste git demek bile hasta için büyük bir evre atlayışı oluyor. Evet, çok büyük. Avantaj. Bir adım daha önde çıkıyor. Bu şekilde çok önemli yani bunlar. Seansları nasıl belirliyorsunuz hocam, e, siklo yani e, bir kere bir kere muayene elerek belirliyoruz. Yani bacaktaki yaygınlık, hasta ısrarla tek bir bölgeden de şikayetçi olsa onun altında bizim özel görüntüleme ışıklarımız var ve enlight dediğimiz <laughs> e, Doppler ultrasonumuz var. Yani hastaya da göstererek, sadece o bölge değil, bakın onu besleyen daha derinde damarlar var, İşte şurada şu kadar yetmezliğiniz var vesaire diyerek. Size uygun gördüğümüz tedavi önce şu damarınızı kapatmak, sonra orta çaplı, sonra küçük çaplı. Kademe kademe evet. gidiyorsunuz. Ya da sadece görünen küçük çaplı bir problemi varsa, derin damarlarında hiçbir şey yoksa, bir seansta halledilebilecekse bir seansta. Şimdi siklorozan madde kiloya göre hesaplanan bir ilaç ve hastanın ek astımı var mı, bir yerinde pıhtı var mı, e, herhangi bir şekilde bu ilaçla daha önce bir temas oldu mu, alerji öyküsü var mı bunları tabii ki bunları da konuşarak sorarak o şekilde enjeksiyonlara başlıyoruz. Yani bir seans bile olsa hastamızın e, durumuna göre belki astımı var vesaire, ona göre ya düşük doz yapıyoruz. Hasta bize belki bir bilgi veriyor, benim bünyem çok alerjiktir, hiç uygulanmadı ama çok daha düşük doz deneme dozu yaparak. Olaya başlıyoruz. Ondan sonra tekrar gelin yapalım diyoruz. Ya da her şey yolunda giderse günlük uygun doz limitlerinde kiloya göre uygulayabileceğimiz doz limitlerinde ampul ampul uyguluyoruz ilaçlarımızı. Ben hasta olarak geldim hocam size. Varisin var. Kılcal damarlarımda sıkıntı var. Hı hı. Önce tedavi yöntemine nasıl başlıyorsunuz hocam? Önce konuşuyoruz. Ne işle meşgulsünüz... ...oturarak mı çalışıyorsunuz sürekli... ...benim hostes pilot hastalarım da oluyor... Evet. ...meslek grubu çok önemli... Kuaförler sürekli ayakta durarak... ...sürekli oturarak çalışan insanlar da... ...yaşam tarzı nedeniyle de yatkınlık oluyor... ...ailede öykü araştırıyoruz... ...bu tarz kılcal varisleri olan var mı... ...ya da derin ven trombozu... ...trombüs yükü olanlar var mı... ...bunları konuşuyoruz... ...herhangi bir ek hastalığı var mı... ...şeker, diyabet, atar damar hastalığı... ...tansiyon, tiroid vesaire alerji öyküsü var mı günlük yani bütün hastalarda sorguladığımız şeyleri sorguluyoruz sonra hastamızı soyup fizik muayene yapıyoruz gerekirse hatta karın bölgesi vesaire biz bütün vücudu muayene ediyoruz ondan sonra görüntüleme yöntemine geçiyoruz Dok ne kadar kılcal var iste desek evet. görüntüleme yöntemi doktor ultrasonumuzu mutlaka yapıyoruz mutlaka, o olsun. ultrasonlama sonucunda ortaya çıkan damar haritasında ne hangi bölgede ne problem varsa ona yönelik tedavi uyguluyoruz Ana Anasafenven dediğimiz büyük toplar damarında problem varsa belli bir çapın üstündeyse kateter yöntemle olabilir. Seçeneklerimizi konuşuyoruz. Bakın bunlar bunlar bunlarla ana damarı önce yok edelim. Ondan sonra kılcal damarınızda şu şu tekniklerle sikleroterapi olabilir. Tekrar yapıştırıcı olabilir. Bunlarla müdahale edebiliriz diyoruz. Hastalar bazen büyük damar kalsın ben kılcalı evet. istiyorum evet. şeklinde. Evet hocam. Ee, olsun bitsin hemen gideyim. Tabii. Bunlar birbiriyle ilişkili ana besleyen damarı kapatmadığımız zaman buraya yapacağımız hmm. tedavi boş. boş. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yani buradan kapatırız yakarız bir şekilde kimyasal yakma yöntemi sikloterapi ama bir yanından başka bir yerden tekrar hızlıca çıkar ya da o damar tekrar dolar. Yani hani bunları konuşmak lazım. Tabii ki hastalarda o bilinç yavaş yavaş oluşturduk artık. İnsanlar da tabii okuyorlar kanallar var vesaire konuşuldukça bilinç artıyor. O bazda ha hocam tamam siz nasıl uygun görürseniz diyorlar ve o kademeyle ilerliyoruz. Sonuçta başarılı oluyor zaten. Bir şekilde hamile kalmayı planlayan hastalarımız var mesela varisleri var ileri evre, Evet Hocam bu tarz hastalarda hem... tabii. Hocam hamileliğim bitsin sonraya mı bıraksak şeklinde. Tam tersi eğer hamile kalmadıysa ve planladığı bir dönemdeyse varissiz bir şekilde hamile kalması çok daha rahat. Çünkü hamilelik başlı başına hem bebeğin karın içi basıncını arttırması nedeniyle mekanik bir yük, evet. hem de dolaşım yavaşlıyor, pıhtıya meyil artıyor. Yine ödem damarlarda genişleme, hastanın ağrıları, sızıları, e, damar kaynaklı ağrıların arttığı bir dönem hamilelik. Hem bebek yükü hem de dolaşımdaki yük nedeniyle hamileliğe varisiz girmek çok daha rahatlatıcı bir yöntem. Hem pıhtı, DVT olsun, derin ven tromboz, hem yüzeyel trombozlar bunları da engellemiş oluyoruz. Çok güzel. Bu şekilde. Ha bize hamilelikte varisle gelen hastalarımız oluyor. Vajinal bölgede varisle gelen hastalarımız oluyor. En çok bizden fikir almak istedikleri. Varis çorabı veriyoruz. Ultrasonlamalarını düzgün bir şekilde yapıp herhangi bir pıhtı riski varsa veya herhangi bir yerinde pıhtı tespit ettiysek uygun kansulandırıcı, bebeğe zarar vermeyen kansulandırıcımızı başlıyoruz. Doğum şekli sezeryan mı olsun, normal doğum mu olsun yine burada karar merdiveninde kadın doğumcu arkadaşlarla evet. biz ortak görüş bildiriyoruz. Yani bu şekilde her evresinde hastanın e, biz varız yani hamileliğin ortasında da gelse varis çorabını giy bunları kullan bebeği doğur ondan sonra hemen gel işte biz varislerini şu şekilde tedavi edelim. Bebeği emzirme sürecinde siklerozan madde işte şöyle erteleyelim evet. böyle yapalım. Yani e, yaşam tarzını bir şekilde doğru tarafa doğru çekmeye çalışıyoruz hastaları. Bu bir bilinç yani. Çok güzel. Peki hocam e, doğru mu anlamışım? E, sikloterapi varis yöntemi ve kök uygulamalarında işte diyabetik ayakta, venöz ülserde, burgerde <laughs> bunları ameliyat Tane ortamı, anestezi verilmeden yaptığımız uygulamalar. Tabii ki. Tabii ki, aynen. Ortamımız yine ameliyathane ortamı olur. Düzgün zaten bizim çalıştığımız ortamlar genelde hep aynı, benzer. Burada hastanın anestezi almaması önemli. Evet. Yani sektorozan madde enjeksiyonu yapıyoruz ama hastaya genel anestezi uygulamıyoruz. Kateter yöntemlerini yapıyoruz. Yine hasta bayıltılmıyor, genel anestezi almıyor. Çünkü genel anestezi'nin de farklı bir riski var. Bir de hastaların da en çok fobi olarak, ay hocam aman anestezi almayayım, aman işte o büyük olaylara girmeyelim vesaire. Geçmişte yaşadığı tecrübeleri de olabiliyor. Olay daha korkutucu boyuta varıyor. Hem pratik hem de hastaya ekstra yük sağlamaması açısından önemli. Bu tekniklerin var olması çok ve geliştirilmesi. Güzel. Her varis hastası mutlaka mutlaka e, doppler çektirmesi lazım. Evet, hocam. evet kesinlikle. Eksik olabilir. Bize geldiğinde çektirmemiş olabilir. Biz çektiriyoruz. tamamlıyoruz. Bizimle ilgili olabilir, olmayabilir şikayetleri. Yani bir damar cerrahına geldiyse kalp damar cerrahına bacaklarla ilgili bir şikayeti varsa çekmemiz lazım. Yani bizim her şeyimiz Doppler. Peki bu kateter veya hani radyo, radyo frekans dediğimiz hı hı. E, sistemi damarın e, büyüklüğüne çapına göre mi Doppler çekildikten sonraki? Tabii ki. Süreçte damarın <laughs> çapı yetmezlik durumu bize yol gösterici oluyor. Bu şeyler e, devlet hastanelerinde de aynı şekilde e, belli santimlerle 5,5 milim vesaire gibi e, milimler vesaire oturtulmuş durumda. Burada evet. önemli olan Doppler ultrasonu objektif bir şekilde tabii ki Doppler yapan kişinin de gözü önemli. Ama genelde zaten objektif olarak radyolog olsun kalp damar cerrahı olsun e, ultrasonunu yapıp santimlerini kapak yetmezliklerini damarların işte pıhtı var mı yok mu nerede ne var perforan yetmezliği dediğimiz bağlantı damarlarında mı bir bozukluk var. Aynı zamanda eşlik eden atar damarlarında mı bozukluk var? Bunları iyi haritalandırdıktan sonra hastayı tedavi yöntemine ona göre konuşarak hastanın var olan ek hastalıklarını da göz önüne alarak karar vermemiz gerekiyor. Böyle bizde yani hastalık yok, hasta var. Hasta, Hatta hot hasta. kotür tedavi diyoruz. Varis tedavisi içinde diyoruz. Yani hot kotür kişiye özeldir tedavi o kişinin sahip olduğu ek hastalıklar o kişinin yaşam tarzı genetik mirası genetik yatkınlığı ileride onu bekleyen problemleri göz önüne alarak o kişi için en uygun tedaviyi seçmeye çalışıyoruz yani bu gerçekten çok iyi konuşmayı, kişiyi çok iyi tanımayı ve gerçekten biz de hani evleniyoruz diyoruz hastalarla. Evet. Geri kalan hayatında da mutlaka telefonlar vesaireler bir şekilde iletişim halinde oluyoruz. Çok hocam güzel. uçak yolculuğu yapacağım ne yapacağız? İşte hocam 16 saat araba kullanacağım. İşte şöyle valiz çorabım böyle eskide. İşte artık ilacı bırakayım mı? Yani hep e, takibinde de varsınız hayatında hastanın. O da zaten bu güven yaratıyor. Şey çok ilginç Karşılıklı geldi, hocam. Zaten e, hastanın hikayesini dinliyoruz dediğinizde zaten hı hı. hastayla o iletişimi yakalamış oluyorsunuz. Tabii tabii yani hastayı o zaman karşımıza almayalım. Girelim toplar sonucuna göre bunlar şu ameliyat olacaklar şunlar şu ne olacaklar hiç hastalarla karşılaşmadan ameliyathanede direkt hani işimizi yapalım böyle bir şey yok. Özellikle de tıpta hiçbir şekilde yok. Empati, sempati ve dediğim gibi o kişiyi mutlu etme yönünde. Hem kendiniz tatmin olacaksınız, iş tamam, sağlık açısından okey. Hem de hasta memnun olacak. Hem sağlık hem estetik açı. Bir geçmiş olsun programımızda ee, bize katkılarından dolayı e, kalp damar uzmanı e, Sayın Sinem Yiğit'e çok çok teşekkür ederiz hocam. Bu bilgileri bize aktardınız. Ben teşekkür ederim. İnşallah e, bir program daha yaparız hocam inşallah. İnşallah size... konuşacak çok şey var. Zaten sorular da geliyor. Evet hocam. Ee, zevkle memnuniyetle. Bugün biraz zamanımız kısıtlı, zamanımızı evet. biraz açtık hocam. Hı hı. Bir dahakine daha planlı, biraz planlı, evet. biraz evet. daha farklı bir Tabii. konuyla da seyircilerimizi aydınlatmanızı isteriz i̇nşallah, hocam. İnşallah, inşallah. Ben de zevkle memnuniyetle gelirim. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ ben olacağım. teşekkür ederim. Meltem Hastanesi sundu.